AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal kameraların karşısına geçti ve gündeme dair sorularını yanıtladı. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızın 551'e 25 nolu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantımızda Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama ve değerlendirmesi ve tabii ki 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları ile ilgili sunumlar yapıldı. 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümümüze de denk geldiği için biz o hafta içerisinde bir büyük AK Parti sempozyumu da gerçekleştireceğiz. Önümüzde gerçekleşecek olan 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimine dönük hem bir geçmiş değerlendirme hem de 24 Haziran seçimlerinin bir değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma takviminin sunumu ve sunumun değerlendirmesi gerçekleştirildi. Ünal, OHAL sonrası düzenlemelere ilişkin CHP'den olumlu bir yaklaşım beklemediklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden, dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve eski maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Ve maalesef CHP sanırım algı olarak da, söylem olarak da hakareti zeka olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayrimeşru gören anlayışına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden biz zaten bir olumlu yaklaşım beklemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesini ve bu iradenin verdiği mesajları anlamama konusunda direncini sürdürüyor. Mahir Ünal yapılacak kongrede AK Parti'de yenilenme yaşanacağını söyledi. Önümüzdeki büyük kongrede il başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil, daha çok genel merkez MKYK'sına ilişkin tabii ki AK Parti'nin bir geleneğidir bu yenilenme. Bu bir bayrak yarışıdır siyaset bizim için. Bu bayrak yarışında AK Parti yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir. Ünal, bedelli askerliğin 21 günlük süresiyle ilgili soruyu yanıtladı. Şimdi değerli arkadaşlar, evet 21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama bildiğiniz gibi şu değiştirildi. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak. Parti sözcüsü Ünal, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla ilgili konuştu. Şu anda Avrupa Birliği üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Yani temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin, ırkçılığa ilişkin, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye ilişkin Avrupa'nın üzerinde yükseldiği temel insani değerler, temel evrensel değerleri maalesef ırkçı, ayrımcılığa tabi tutan, ötekileştiren bir uygulama içerisinde görüyoruz ve son olarak da Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Yani Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalarla ve Mesut Özil'in açıklamaları sonrasında gelen bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin küresel ölçekte de bunun savunucusu olmaya devam edeceğiz.